Telif dedim diye bir türkü mü vardı? Telif ve kanısı. <laughs> Telif name diye bir de televizyon programı vardı. Öyle bir şey var değil mi? El Elif. Ya, İyi ya bu programların sunucularının ismiyle kelime oyunu yapıp e, konan A program isimlerine ne alaka oğlum? Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye. Hayır hayır. Kendi ismiyle Elif name'deki gibi hani Elif. Ne vardı öyle başka? Sonucunun ismi Elif. Dur bakayım. Neydi? Zahide yetişle yetiş hayata mıydı? Öyle bir şey vardı. <laughs> <Anladım>. yetiş hayat. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Öyleyse çok iyiymiş ya. <laughs> Ay gündüz programlarında oluyor genelde bu. Yasemin Nami. O, o Elif name olmayabilir, Yasemin name olabilir. Yasemin'in penceresi. Ya o hadi Yasemin'in bir şeyinden bahsediyor, kelime oyunu yapmıyor. Işte. Yasemin'in penceresi de aslında çok uygun olmayan bir tabir değil mi ya? Yani Pandora'nın kutusundan daha iyi. <laughs> Sen yine naif düşündün, ben şeyi düşündüm biraz, terbiyesizce düşündüm. Ebe'nin kesinden mi <gülüyor> bahsediyorsun? <gülüyor> Duran da böyle diyor bu... ki dünyanın en itici kadını olabilir Zahide Yetiş <laughs> diye. Nye 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 diyor konuştuğu için olabilir mi? C i̇tici güç. Yani Hep böyle nye nye diye bir tonla konuşan televizyon gündüz programı e, kadınları Belki de öyle var ya, dikkat çekiyor. Genelde saçı sarıya boyanmış oluyor bunları. Öyle bir zorunluluk var gerçekten. Zahide Yetiş ile Yetiş Bacım. Yetiş yani Bacım tatma girik ya. Söz Fatma girik de giri girmiş anlamında mı girik acaba? Girik çıkık hani <laughs> çıkık. Çıkın tersi girik değil mi? Girift. Ey girik. Ya Fatma girik iyi olurdu diye. Girift anladınız. Fatma Girikle Papaz Erik falan böyle bir program belki. Papaz Erik değil mi? İsmi Erikmiş papazın. Yabancı Amerikalı. Erik bana sana Sahte ilaç satan tüm üç kağıtçılar o kadının programından görüntü kullanıyor. O kadın bu insanlardan para alıyor diye tahmin ediyorum. Yok, Duran aslında bu yerel sürekli e, reklam yayınlayan kanalları tararsan haber bültenlerinden de görüntü alıyorlar ve bir tane e, krem pazarlayan bir programa rastladım. Krem yani dizlerdeki romatizmadan migrene kadar iyi geliyor krem aynı Oba. krem. ve Geç sol sol üstte Mahmut Tuncer Show yazıyor neden bilmiyorum. Su Show TV ya. mi, Şu TV mi, öyle bir şey. Arada Bakorya rastlarsan uyduda çıkıyor. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. Kesin balgam da söktürüyordur o. Balgam söktürücü. Mesela haberlerde <laughs> ya, mucizevi bitki falan diye haberler olur ya gereksiz böyle önceden çekilmiş zaman doldurmalık. Onu alıyorlar. O hapın şey e, bitkinin kremi diye pazarlıyorlar ve o bitkinin övüldüğü haber programından video yayınlıyorlar falan ve bunu dümen. insanlar yiyor ya Haydar Dümen Dümen Adam yap <laughs> peki çok alakasız bir soru soracağım sana Her zamanki gibi Sor. hazır mısın Hazırım Benim Benin diye bir devlet var Aynen biliyorsun Afrika'da Aynen Orta da. bu de bu devletin e-devlet sayfasının adı nedir? <laughs> şu an mı aklına geldi bu? Eğer <laughs> öyleyse şu <an> <laughs> E benim. Haksızlık değil mi bu ya? Bir de bu ülkenin ismi nasıl konmuş? Ben onu da çok merak ediyorum. Hani insan araştırır başka dillerde karşılığı nedir diye. Hani minnacık bir ülke mesela ne gibi bu benim hani şeyde harita isim koyucu da İzzet Altın meşeymiş mesela. Peki şeyi soracağım. Yemen'in gereklilik olması. Yemen'in, Yemenin mi? Isim olur mu yani? Senin Yemen gerekiyor gibi yani. Bunu <laughs> Koskoca bir ülkesin sen ya. <laughs> Bayağı da yok, bir kilometre. Işte, <laughs> harita çiziliyor böyle. Bunda bir eksiklik var. Ne gerek buna? Yemen gerek. Yemen, hani yan yemen. taraftaki bir diyalog hani çocuk yemiyor, zayıf kalıyor. Büyümek için yemen gerek. Hakikaten lan yemen yok burada. Yani ve açlık sınırında yaşayan insanların olduğu bir ülke yani. Aynen. Yen adam süper kahraman yemen. Yemen yeah, Oh yemen. Oh, Ye yeah, <laughs> <Yeah, man. gülüyor> İnsanlar çok mutlu orada. Yemen yeah, diye geziyorlar. Where is the, what is this country's name diyorlar. Yemen yeah, diyorlar onlar da. Ve... De Amerikan parmağı var bu işte. Amerikanın parmağı var evet. Amerikan parmağı. Parmak. Parmak mastar ekimi mi acaba. Par. Tu par yani. Hadi bakalım siyah da girdi. Girdi <laughs> girdi. Soktuğu yer emilecek diyor. Ben kadar. Duran anlamadım. Ha kaçar anlamında mı? Gidiyor mu? Parmak das kapital. Peki. Ha par, parma, parmaklar değil mi? Parmak. <laughs> İyiymiş. Parmak. Gerard Dipar diyor. Das kapıya kıstıran. Parmak. Parsa parlak. Parmağını kapıya kıstıran. Depa. Geçen bir sebepten ötürü bir süper kahraman ismi gelmişti aklıma ama çık yönelimi nereden çıktığını bulamadım ya. Aramın içinde emcik adam. Emcük adam. <laughs> Emcükleyen adam. Emcük madam da karısı. Ha benim ismi emcik haritada ben. ben kadar olduğu için konu Aynen Yani altın meşe dedim ya o biraz etli bir beni var ya onun o yüzden. Haritada ben kadar ama büyük bir ben olabilir. Doğru. Bir evet. ben var bende. Neyse. O da <laughs> benception. Benin. Kimin Benin? Pekin var bir de. Daha çok içeride yani. Pekin. Kin, kinlenmiş. E benim güzel de ama değil mi? E benim. Şahane bir şaka. Hızlı ortamlarda kullanabilirsin. Onay verildi. <laughs> Yine geldik kızlı ortamlara. Kızlı ortamlara mı geldik? Oo. O yeme. Yeah, kızlı ortamlar. Aslında güzel isim bu ya. Kızlı, kızlı ve <laughs> ismi olabilir bak kızlı ortamlar kafes mi? Kızları kafese mi koymak istediğini söylemek istiyoruz. Göğüs kafesi. <laughs> Öyle bir kafes olsa ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da kafenin ismi Göğüs Kafesi. Aa doğru bak. K k Ve k duvarlarda in, C ile değil mi? <laughs> Aynen. C ile yazılıyor. Aynen. Göğüs kafesi. Duvarlarda da protez memişler var. <laughs> kız kafeslemek bu mu diyor sor soruyor Duran. Kafesleyemeyen de kaçırmış oluyor kız kaçıran. Kız kaçıranın olayını hiç anlayamadım ben bugüne kadar ya yani. kızı Neyse alıp sahip. mı kaçırıyor kızı başka yere mi gitmesine vesile oluyor yani kız kız oradan mı kaçıyor kızı alıp mı kaçırıyor? Aa ben de bilemedim şu anda. Feslen şey ya duran bu e, lenlerin küçücük olanları var tapana takabilecek fes kadar o hem kadar fes, olan. Hem <laughs> fes kadar hem fes hem len olarak kullanılabilen fes kadar len. Aynen ya sıra ben kemi... sıra beğendi len kemin İsmi neydi? Len şey, kemiği işte. Lenos kemikos. Yok ona başka bir isim vermiyorlardı. Uyluk kemiği, Len kemiği, Kaval kemiği. Uyluk. Ör, üzengi çekici. <laughs> üzengi. Abi bu kemiklerin hepsinin bir şeye benzemesi çok büyük şey mi? şans değil mi ya? Yoksa nasıl isim koyacaklardı bunlar? Değil mi bir şeye benzeterek isim vermişler? Biri örse benziyor, biri üzengi, biri çekici benziyor. Kabal'a benziyor. Kemikler daha ne yapsın bize yardım etmek için hem işimizi görüyorlar hem isim bulmamızı kolaylaştırıyorlar ya. Şahane şeyler bu kemikler ya. Ne diyeyim ki yani çok... <gülüyor> 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 bir kemik hiçbir yayında bu kadar övülmedi. Kalsiyum şahane bir şey. Kalsiyum. Kalsiyum... Utkum tutulu konuşamadım şu anda. <laughs> Kalsiyum Gerçekler şey karşısında ya. apışıp kaldım şu anda. Yunan tanrısı ismi Kalsiyum. 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 Kalmasıyla önüne. Al, mezuna, mezuna kalmak. <laughs> kalmak. Biliyor musun sen o lafı? Mezuna kalmak. Mezuna kalmak e, resmi şey sözde mezun olup resmiyette şeyi beklemek mi? Ders beklemek mi? Öyle bir şey galiba. Öyle. Akşam bir şey. Evet, oh. o. seni başta yapmıştın ya gündeme getireyim dedim. Yüzüne vurmak istedim. Ölü taklidi yaptığını görüyorum. En azından topta girdi. Fırl attı. Oha sen bütün toplarını soktun mu bana mı öyle geliyor? Öyle oldu galiba. Akşam oldu. <laughs> Çarşıya gidelim. Diye de devam eder. Ya bu nasıl bir vuruştur? Neyse zaten sokamazsın çünkü bütün delikler benim toplarımla tıkanmış durumda. Böyle bir cümle. <laughs> Hiçbir çağrışım çok acayip bir çağrışım yaptım çağrışım'a <laughs> hiç gerek yok direkt cümle veriyor zaten. direkt yargı da attı ya direkt gitmek kelimesi neden yani direkt ismiyle direkt gitmek aynı şey mi acaba çünkü ilk defa birinin bana direkt gitmekten bahsettiğinde ben ilkokuldaydım. buradan direkt, direkt git dedi Nasıl? Direkt gitmek nedir diye düşündüm çünkü tekrar soramazdım. Kendim düşünmek durumunda kaldım. Direğe baktım düz ben de demek ki düz gitmeliyim diye düşünüp düz gitmiştim. Nasıl? Buldun mu peki? Doğru bir yere gitmişsin. Doğru yere gitmişim. Zaten direkt gitmek de benim yaptığım şeymiş. 30 yıl sonra öğrendim. Şanslıymışsın demek ki. Doğru çıkarım yapmışsın. Ya da çok zekiymiş. <laughs> Duran direkt ve direkt peki kökeni mi... Aynı mı yoksa farklı şeylerin benzeşmesi mi onu merak ettim. O yüzden sordum. Ayrı ayrı ayrı. Direct, direkt. Neden direğe direkte benzeyen bir isim verilmiş peki? Direkt belki o şeyden Türkçe'ye oradan geçmiştir belki de. Hangisi direkt. ama işte Türkçe'ye geçen hangisi bizim koyduğumuz? en Endirek. en Endirek yani direklerin direği. Endirek. Oy, Daha yine da direk. Bütün yine topları sokmuştum bu arada hatırlıyor musun? <laughs> Bir tek siyah bekliyordun. Okey'e döndün. Başaramadın.